A kişi olsun bunlar 12 TL para ödüyorlar. Eğer A-2 kişiye düşerlerse 14 TL para ödeyecek kalanlar. Dolayısıyla arkadaşlar burada bakın sadeleştirme yapmayalım neyse ya ne olacak. 14 A-28, 28 eşittir buradan 2 A. A da 14 oldu demek ki 14 kişiymiş C şıkkı. Kesir problemlerinde paydaları çarpıyorum arkadaşlar ben. Ne zaman? Hep aynı şeyin kesir alınırsa, hep harçlığın kesir alınıyor. O zaman bunu yapacağım. Mesela biri harçlık olsaydı, birisi bilmem ne olsaydı farklı farklı elemanların kesirleri yok çarpmazdım. Ama burada çarpacağım. 3 çarpı 5 çarpı 6 yani 30, 90. Bu benim kesirden kurtulmamı sağlayacak. 90K parası olsun. 90K'nın arkadaşlar önce 1 bölü 3'ünü harcıyor. Yani 30K harcıyor. Şöyle işaretleyeyim. Kalan harçlığı ne kadar? 60K. Kalanın da 1 bölü 5'ini harcıyor. 60'ın 1 bölü 5'i 12. 12K oldu. En sonunda da arkadaşlar kalan 48K. Bunun da 1 bölü 6'sını harcıyormuş. Yani 8K. Totalde 30, 20 daha buradan 50K para harcamış. O da 100 TL'ye eşit. Demek ki K buradan 2. Başlangıç neyi sormuş? Kalan parası kaç TL'dir? Kalan parasına bakalım. 48'di. 8 gitti. 40K kaldı arkadaşlar. En son 2 ile çarparsak 80 TL A şıkkı. Burcu kişiye daha yakınmış. Böyle B yazalım. Ar arada sonra 4 kişi var arkadaşlar. Elif baştan N'inci sırada. Dikkat edelim. Elif bir kişi. Önünde 4 kişi var. Bir de Burcu var. Toplam 6 kişi. Demek ki Burcu'nun önünde arkadaşlar eksi 6 insan var. Neden? Elif N'inci sıradaydı. 6 insan önünde olduğu zaman n 6. Dolayısıyla arkadaşlar n 6 önünde var. Kendisi sondan 2n'inciydi. 2n'yi ekleyelim. 30 kişi oldu. n de buradan gördüğünüz gibi 12 yaptı. Demek ki sondan kaçıncı sıradaymış? 24 E şıkkı. Şimdi 1., 2., 3. otobüsler var arkadaşlar böyle. Şöyle hafif bazen tablo yapmak işe yarayabilir arkadaşlar. Şimdi ne demiş bize? Birinci otobüsteki erkeklerin sayısı ikinci otobüstekilerin 3 katıdır. O zaman birinci otobüstekiler 3x olsun. ikinci otobüsteki erkekler de x olsun tamam mı? Sonra diyor ki birinci otobüsteki bayanların sayısı erkeklerin sayısının 4 katı. O zaman buraya 12x diyebilirim kadınlara. İkinci otobüsteki kadınların sayısı da erkeklerin sayısının 5 katıymış. Yani buraya da o zaman 5x diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla Buradan yola çıkarak artık toplam 17, 4 daha 21 x yapar. 105 oldu. X de buradan 5 yapmış oldu arkadaşlar. İkinci otobüsteki kadınların sayısı burada 5 x'ti. 5 çarpı 5'ten 25 e şıkkı oldu. Şu üçüncü tabii gereksiz onu bir an silmeye üşendim. Şu an sileyim. 3 ile kafanız karışmasın. Bunların gerçek ağırlıklar toplamı arkadaşlar 305. Diyelim bunların hepsi kız olsa 4 eksik tartacak ya 16 çıkardığımız zaman 289 olur. Evet olur. Ee, ya da bunların hepsi artık erkek olsa arkadaşlar 317 olur. Şıklarda zaten yok. Şimdi 296 olur mu veya 300-310 onlara bakalım. Ee, bir tane erkek 3 tane kız olsa arkadaşlar. Buradan ne olacak? Ee, 4 kere 3 12 ee, 3 kilogram fazla olacak e, böylece 9 eksik olacak. 305'ten 9 çıkarırsak 296 o da oldu bakın. Ya da tam tersi 3 kız 1 erkek olsa ne olur? 3 kız 1 erkek olursa arkadaşlar buradan e, kızları ne yapıyordu? 4 eksik tartıyor pardon 3 erkek 1 kız olursa ne yapar? Böylece 9 fazla 4 de eksik 5 yaptı. 305 5 daha 310 oldu. Sonra arkadaşlar diğer türlü 2 erkek 2 kız olsa böylece ne olacak? İki erkekten dolayı arkadaşlar 8, 6 fazla. Kızlardan dolayı 8 eksik. Böylece 2 eksik olacak. 305'ten 2 çıkar 303. Mecburen buraya kaldı. 316 demek ki olmuyormuş. E şıkkı. Diyelim birinci grupta x tane insan olsun arkadaşlar. ikinci grupta y tane insan olsun. x artı 3y 100'müş. Sonra y ile 3. gruptakilerde z olsun. y ile 3z'nin toplamı 100'müş. Aynı şekilde Z ile de 4. gruptakinin 3 katının toplamı 100'müş. Bir de bize ekstradan ne demiş? İlk iki grubun toplamı 68. Burada hemen normal iki bilinmeyen denklem bir üst eksiyle çarparsak 2'ye eşittir 32'den y ye 16 geliyor. Y'yi yerine yazın 68'e 16 çıkarsa x'ine geldi 52. Y'yi burada yerine yazdığımız zaman 84 bölü 3'ten z arkadaşlar 28. Yine z'yi burada 28 olarak yazdığımız zaman T ne oldu? 72 bölü 3'ten 24. Toplamları böylece 3, 4 grubun 120 oldu değişik. Bir kere adım sayısı çok büyük arkadaşlar. Tek tek sakın saymaya kalkmayın yani. Ne yapacağız burada? İlk adımda bakın 10 tane dağıtılmış. İkinci adımda her birinin 4 arttığını görüyor musunuz? Demek ki ikinci adımda 26 dağıtılıyor. Bakın yine 4 daha artıyor. O zaman 3. E, adımda 10 artı 32'den 42 dağıtılıyor arkadaşlar. Böyle böyle gidecek. Denklemimiz ne olacak yani? 10 artı n'nin adım eksi 1 çarpı 16 olacak. Neden n eksi 1 diyorum? Çünkü bakın ikinci adımda arkadaşlar 16 fazla. Üçüncü adımda 32 fazla. Dördüncü adımda 48 fazla. Yani 16 2 ile çarpmıyorum da 2 eksi 1 ile çarpıyorum. 32 olması için bakın 3 ile çarpmıyorum 16'yı da 3 eksi 1 ile çarpıyorum. O yüzden tamam mı? Dolayısıyla totalde 330 olacak. Şöyle bilmediğimiz bilmem kaçıncı adım n'inci adımda. Böylece 16 n 1 eşittir 320 oldu. N de bakın buradan 20 olması için n 1'in 21 geldi. D oldu. Burada önemli olan aradaki farkın 16-16 arttığını görmek. Normalde arkadaşlar x gibi bir sabit fiyatı olsun. Bu bir de y gibi sabit bir fiyat olsun dakika başına. Yani normalde x artı y çarpı 7 37.7 olacak. Aynı şekilde x artı y çarpı 4 de 36.2 olacak. Zaten aradaki fark neyden kaynaklanıyor bu aramaktan? 3y eşittir 37 36 çıkarırsak 1 1.5 demek ki y eşittir buradan 0.5'miş. Bundan dolayı arkadaşlar 10 dakika sabit olarak ararsa bu 10 çarpı 0.5'ten 5 TL ödemesi lazım ekstradan. Peki bunun ödemesi gereken ilk fiyat ne? X'i bulalım yerine yazıp 0.5 4 daha arkadaşlar çarparsak 2 yapar 34.2 yapar. Dolayısıyla şurayı sileyim pardon 34.2 olacak. Böylece 5 TL de buradan ödüyor. Demek ki 39.2 TL ödemesi gerekiyor. Evet, güzelce soruyu okuduktan sonra arkadaşlar şunu yorumlamamız lazım. Tersten başlayacağım. sonuçta şöyle. Soruyu bir bütün olarak okuyoruz ya. Önemli kısmından başlayacağım. Bir kere 6 seferde taşıdığı toprak miktarı diğerinin 5 seferde taşıdığı toprak miktarına eşitmiş. O zaman şöyle diyelim. Bir seferde A kadar taşısın, öbürü de bir seferde B kadar taşısın. Böylece 6A 5B eşit olacak mı? Evet. Demek ki A arkadaşlar buradan 5K B de buradan bakın 6K. Böylece şunu söyleyebiliriz. Bir seferde 5K taşıyor, bir seferde 6K taşıyor. 24 saatte arkadaşlar 3 saatte 5 sefer yapıyorsa 24 saatte kaç sefer yapar? 8 parça olacak. 24'ü 3'e böldüğümüz zaman bakın burada. 8 kere 5'ten de 40 sefer yapar. Diğeri de aynı şekilde 24'ü 4'e böldüğümüz zaman 6. 6 ile 3'ü çarparsak 18 sefer yapıyor. Dolayısıyla 40 çarpı 5K'dan 200K kadar taşıyor. Bu da arkadaşlar 18 çarpı 6'dan 108K kadar taşıyor. Böylece 308K yük 1232 eşit. K buradan bakın 4 oldu. Demek ki bir seferde 5 ile 4'ü çarparsak 20 ton taşıyormuş A kamyonu E şıkkı. Harflendirmemiz lazım bu soruda arkadaşlar. Çünkü doğru düzgün çok bir bilgimiz yok. Şimdi 2 elma yiyen 3 elma yiyene eşit ya onlara x diyelim. Haliyle bir kişi 2 tane yediği için x kişi 2x tane yer, bir kişi 3 tane yediği için x kişi 3x tane yer. Sonra e, geriye kalan 1 için z kişi olsun öyle yapalım. 4 tane yiyen de arkadaşlar y kişi olsun böylece 4y yerler. Toplam kişi sayısı x, x, y ve z değil mi? 1, 2 yiyen, 3 yiyen, 4 yiyen, 1 yiyen şeklinde. Bunlardan kaç fazlaymış bu elma sayısı? 36. Dolayısıyla artı 36'yı ekledim bakın. Böylece 2x'ler gitti. 3x. Sonra arkadaşlar z'ler gitti. 3x artı 3y kaldı bir tek 36. Buradan da x artı y arkadaşlar kaç gelmiş oldu? 12. Y neydi? 4 tane yiyen. X neydi? 3 tane yiyen de olur. 2 tane yiyen de olur. Aynı zamanda 3 tane yiyen. O zaman en az 3 ay elma yiyen zaten x ile y'nin toplamı cevabımız bakın kendiliğinden d12 geldi. Şimdi birinci gün arkadaşlar bir tane satmış. İkinci gün mantıklı olan tabii 24 fazlasını değil 3 katının bir fazlasını almak. Yani 3 böylece 4 olacak. Bu birinci gün bu ikinci gün. Üçüncü gün arkadaşlar 4 kere 3 12 bir daha 13. Bakın 13'ü alabiliriz. Sonra dördüncü gün arkadaşlar ne yaparım? 24 fazlasını seçerim. Neden? 3 katından 1 fazlası daha büyük olacaktı o yüzden. 13 24 daha 37 olur. Yine arkadaşlar 5. gün 37'nin 24 fazlasını seçerim. Daha az olacağı için o da 50 61 yaptı ve yine en sonunda da arkadaşlar 1 2 3 4 5 6'ymış pardon. 61'in 24 fazlası 85 yapar. Bunun da 24 fazlası 109 yapar 7. gün. Yani Mantıklı olan buralarda arkadaşlar 3 katının bir fazlasını almaktı ama buralarda 24 fazlasını almak. E şıkkı. Arkadaşlar şimdi birinci çıkıyor. Sonra bir süre sonra geliyor. Başa geri dönüyor. Şey sona geri dönüyor. Yani 100. taksi olarak. ikinci geliyor. İşte bu da arkadaşlar yine bunun arkasına böyle yerleşiyorlar. Şimdi birinci taksi sıradan çıktığı andan 12 saat sonra. Artık birinci taksi çıktı. E, bu çıktı Arkadaşlar. 2'den itibaren 12 çarpı 60 bölü 30 diyorum. Neden? 30 dakikada bir taksi sıradan çıkıyor. Dolayısıyla böylece 24 taksi arkadaşlar sıradan çıkmış. Bir zaten çıkmıştı. 24 tane daha çıktı. Şu an 25 tane taksi çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla 25 taksi çıktığı için geriye kaç taksi kaldı? 75 taksi kaldı. Şöyle 26, 27 nokta 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 100 şeklinde tamam mı? Böylece arkadaşlar diğer taksiler de sırayla 40 dakikada bir dönüyor ya. Geliyorlar böyle işte ee, ne oluyor? Birinci taksi geliyor, ikinci taksi geliyor, üçüncü taksi geliyor, dördüncü taksi geliyor. Beşinci takside 80. taksiyi buluyoruz. Bakın 75'ti burası 76, 77, 78, 79, 80. Hem böylece zaten 40 dakikada bir geldikleri için 5. taksi hayli hayli o 12 saatin içinde bu 80. sıraya yerleşmiş olur. Cevabımız C şıkkı olur. Şimdi arkadaşlar burada ilk sırada ilk katta 4 küp var. Sonraki katlarda kaç tane olduğunu bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. 4. kattan itibaren şöyle bakın 1 2 3 4 diyeyim. Bu 5 nokta nokta noktadan itibaren kaç katlı olduğunu bilmiyoruz. 13 tane arkadaşlar. Ne kullanılmış küp? Daha öncesinde de demek ki 1, 2, 3, 4. katlarda da 13 küp kullanılmak zorunda. Doğru mu? Toplam 26 tane olması için. Birinci katta zaten 4 tane var. İkinci kat, üçüncü kat ve dördüncü katta nasıl olmalı peki? Ona bakacağız. En az sayıda diyor ya arkadaşlar katın en az olması için biz burada mümkün olduğunca çok fazla küp kullanmalıyız. Keşke 4 tane kullanabilsek ama 4 tane kullanamayacağız. Neden? Toplam elimizde 13 tane olduğu için... Burada da 4 tane olduğu için 9 tane kalıyor. Bunları 3 3 paylaştırırım. 3 3 3 olur. Yani görüntü şu şekilde olur göstereyim. Bakın burada küpler şöyle yerleştiririz. Burada bir tane de böyle durur. İşte bakın 3 tane küp böyle durur. Dolayısıyla artık biz bu 3 küpün üzerine yerleştireceğiz. Tabii ki ne yaparım o zaman? 5. kata da 3 tane koyarım. Sonra arkadaşlar 6. kata da 3 tane koyarım sonra 7. katı da 3 tane koyarım. 8'e de en son bir tane koyarım. Böylece bakın 4 kat burada var. 5 6 7 8 9 katlı oluyormuş en az bu.